ABD'de en son Las Vegas'ta bir operasyon gerçekleştirdiğini söylemişti. Biz de ödem herhalde dedik buralar böyle böyle az önceki hanımefendiden hallice. Sevgili anam ne olmuş o? Bence göz kapakları da alındığı için göz böyle olmuş. Evet. O göze yapılan müdahaleler ifadeyi çok değiştiriyor bir şekilde. Bir de dudak. Yani. Dudak ama göz çok dudak önemli. Dudak ifadeyi değiştiriyor mu bilmiyorum ama yani o böyle bir belli oluyor dudak. Ama en azından şu bu. Şu bölüm değil mi? Gidince. Tabii. Göz kapaklarını, göz kapağı alt üst bence bir ameliyat olduğu için, belki de yeni olduğu için bir şişlik ve ödem var ama... Jetlag'tir o ya, ödem olmuş yani. Öyle diyor. İkinci evlilik planı ve estetik iddialarına yanıt vermiş. Galiba önümüzdeki 6 ay boyunca Gökhan Özen'in estetiğini konuşacağız Ebru'cuğum. Muhtemelen. Buyurun. Daha yeni geldim Türkiye'ye. Geleli 2 gün oluyor. Biraz böyle jet lag'tan kurtulmaya çalışıyorum aslında. Az önce uyandım. O yüzden böyle biraz hala uyku sersemi olabilirim. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Çok yakında da sürprizlerim olacak sevenlerime. Bunu buradan söylemek isterim. İlk kez sizin kameralarınız vasıtasıyla. 2023 sizin yılınız oldu diyebilir miyiz? Efendim tekrar Türkiye'ye geldiniz, sahnelere başladınız. 2023 bir başlangıç oldu gibi geliyor bana. Yani uzun bir dönem yurt dışında... düzenli olarak yaşadıktan sonra Türkiye'ye evet gelmeye karar verdim. Konserlerimize başladık, sevenlerimle buluştum. Ve şimdi dediğim gibi sırada yeni sürprizimiz var. İlk defa burada söylüyorum sizin kameralarınız eşliğinde. Çok güzel yeni bir şarkıyla buluşturacağım sevenlerimi çok yakında. Yeni Sıfır şarkı geliyor. Çok uzun zamandır soruyorlardı bana. Yaklaşık 3,5-4 senedir. Müjdeyi buradan vermiş olayım. Sizleri çok güzel bir şarkıyla buluşturacağım. Çok yakında. Evlenmeden önce birçok evlilik teklifi alıyordunuz. Halen de evlenmekte ısrar edenler oluyor mu sizinle? Yani evlilik benim için ikinci bir evlilik aslında planlarım arasında yok. Bunu buradan net söyleyebilirim. Çocuklarım da var. Çocuklarımı çok seviyorum. Ailem var gibi hissediyorum zaten. O yüzden yeni bir aile yapma gibi bir niyetim. Yeni bir aile kurma gibi bir niyetim açıkçası yok. Şu anda yok. Son çıkan haberleri de sormak istiyorum. Estetik yaptığına dair haberler çıktı. Bildiğimdeki değişikliklerden dolayı. Bir ameliyat oldum ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Görüş alanı çok daralmıştı. Ve artık yakını da uzağı da çok zor görür hale gelmiştim. Böyle komplike birkaç ameliyat birlikte gözlerimden operasyon geçirdim. Hem akıllı lens takıldı hem başka operasyonlar yapıldı. Estetik olarak da yansıması olacaktır mutlaka. Ama benim görüşüm rahatladı. Yani ben sağlık olarak hakikaten kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ama inkar etmiyor. Yani bir kere gözüne o mercekten taktırmış. Hani gözler bozulunca böyle takılıyor ya göz içine. O bir ameliyat zaten. Göz kapağı ameliyatı olmuş. Görmemi engelliyordu. Göz kapaklarım çok düşmüştü diyor. Ne kadar düşmüş olabilir ki? Ama bazen ciddi benim mesela arkadaşlarım film misin var. Sen böyle yaşla düşün. Bağımsız gerçekten bazı göz yapıları o halde oluyor. Ama yani çocukluğundan göz kapakları beri biraz daha inik bu göz tamam altı torbaları daha. Çocukluğundan beri biliyoruz yani hiçbir şekilde o kadar göz kapağının indiğini de görmemiştim neyse. Kendine göre inmiş demek. Evet. Baksana. Bu yüzden de değişmiş ama yüzünde belli bir estetik olduğunu ben görebiliyorum sen. Görmemek için affedersin kör olmak lazım. Evet biraz değişmiş. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Bu operasyonlar falan yapılıyor da hani küçük dokunuşlar deniyor ya. Burnunu aldırmış mesela. Küçük dokunuş canım ne var? Yani baktığın zaman maşallah az önceki ablanın hallice. Değil mi? Şuralar çıkmış. Sende de var. Seninki öyle doğal. Şu elmacıklar. Doğal benim bu artık elmacık değil öyle. Elma. Bayağı bir Amasya elmasını koymuşlar böyle. Güzel ama zamanla inecektir. Bak mesela sende düzdür yani erkeğin. Keşke olsa benim de. Elmacı o kadar olmaz yani çene hattı biraz daha erkekte belirgindir. Yani kadınların yüz şeklinde biraz daha farklı tabii karakteristik yüzler var. Çok güzel bilimsel açıklama yaptın da bariz işte yani bir şarkıcı vardı ya böyle Robert Atemo değil mi aşağı yukarı ben onu dinledim gibi izledim az önce. Bir de ses tonuna da bir nodül bir şey attırmış ya bir şey olmuş bir spor spikeri bir konuşuyor. Evet az önce yaptırdım çok da iyi oldu çok harika falan filan. Los Angeles yaramış. Nodül diyorsun ama bak şeyin çok ama o jet ski ile ne zaman kayboldu orada bir işler çözüldü orada bir sıkıntı ya. Oldu. Evet haklısın. Evet evet kaz ayakları gitti. Sevenleri de korkutmuştu ama şimdi hiçbir kaz ayağı çizgiye dair hiçbir şey yok canım. Bende daha çok çizgi var Gökhan Özen'den şu anda yani. Tabii sen göz altımda göz üstümde herhangi bir yerimde. Vallahi bravo tamamen gerdirdim artık ne yaptıysa. Ebru'cum nazar etme ne olur çalış senin. Maşallah. Bak, ama şey açıklamasını sonra sevdim. Yani bunu da açıklıyor yaptırdım bir şeyler diyor. Bir ailem var gibi hissediyorum. Evlenmeyi düşünmüyorum bir daha. Ya o da orada kendi diyorsun? Bileceği iş bana ne. Az önceki hanımefendi gibi bir karşısına hanımefendi çıksa hemen evlenir. Nikah basar. O kadar çok mesaj geliyor ki az önce yapmış olduğun yorumla ilgili. Ne yapmışım ki?
acaba ahirette nasıl bir cevap verecek, evet, ben kimim nasıl diye kendini nasıl anlatacak dedin ya. Ey kul. Onunla ilgili. Ey Sandra, ben seni ne nasıl gönderdim, sen nasıl geldin buraya, hadi bakalım anlat dese bile Rabbim gerçekten. Yani tabii, zor tabii. Bu işler yani nasıl izahını yapacaksın? Çünkü dünya hayatı gelip geçici. İstediğin kadar gerdir, çektir, ettir, kemik yığı, kıkırdak yığı. Gidiyorsun bir şekilde belki yukarı. Belki çıkartır. Bak Melisa Döngel diyor ki